Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ellerimiz için harika bir bakım yapacağız. Çatlamış, yıpranmış, soyulan eller, kuruyan eller her şey için kullanabilirsiniz. Ayaklarınıza da kullanabilirsiniz. Ellerinize de hiç fark etmez. Bunu mutlaka haftada iki defa yapın. Bir bardak süt kullanacağız. Ve bir avuç papatya kullanacağız. Çok güzel bükür. İlk kullanımdan itibaren ellerinizdeki, ayaklarınızdaki yumuşaklığı, pürüzsüzlüğü göreceksiniz. Şimdi bunu kaynatacağız. Sonrasında dinlenmeye bırakacağız. Yanında olun kaynarken çünkü taşıyor süt olduğu için. O yüzden her zaman yanında olun, karıştırın, dibine yapışmasın. 5 dakika kaynatacağız. 2-3 dakikada dinlenmeye bırakacağız. Yani hem dinlenecek hem de soğuyacak sonrasında da süzüp ellerimizi içine koyup bekleyeceğiz. Dilerseniz ellerinizi koyup bekletin. Dilerseniz ellerinizi yıkar gibi yapın. Çok güzel, harika bir karışım. Karışımımızı süzdükten sonra dilerseniz içine biraz zeytinyağı koyabilirsiniz veya tatlı badem yağı ekleyebilirsiniz. Hangisi elinizde varsa onu kullanabilirsiniz. Karışımımızı daha da güçlü, daha da güzel yapacak. Elinizde bunlar yoksa hiçbir şey koymadan da sadece bu karışımı kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde bunu kendinize sıkıntı yapmayın. Bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekleyeceğim. Dediğim gibi dilerseniz tatlı badem yağı da ekleyebilirsiniz. Bunu karıştırıyoruz. Ellerimizi içine koyuyoruz veya içinde ovalıyoruz. Dediğim gibi ayaklarınıza da kullanabilirsiniz, ellerinize de şu anda kış ayında olduğumuz için ellerinize biraz daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü çok kolay çatlıyor, yıpranıyor, kuruyor. Bu bakımı ellerinize yaparken aynı zamanda ellerinizde lekeler varsa, yanık izleriniz varsa, yaralar, morluklar varsa onları hızla iyileştirecek. Çünkü papatya bunun için çok çok önemli. Çok güzel bir iyileştirme sağlıyor. Hem ciltteki ölü hücrelerden sizi arındıracak hem de antiseptik özelliği sayesinde de morluklar, yara izleri hepsinin iyileşmesini sağlayacak ve tabii ki cildinizi beyazlatacak çok güzel bir yöntem. Yani hem bakım yapacağız hem de ellerimizde sorunlar varsa onları gidereceğiz. Süt de aynı şekilde süt de cildimizi yumuşatacak, elastiğini sağlayacak, çok güzel bir bakım yapacak. Gözeneklerimiz varsa onları derinlemesine temizleyecek. Yani bu sadece bir el bakımı yumuşaklığı için değil. Bütün sorunlar için çok çok güzel harika bir karışım arkadaşlar. Bunu mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çok çok memnun kalacaksınız. Her zaman yapamasanız bile haftada en az bir defa yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Çünkü güzel bir bakım ellerinizi birkaç dakika boyunca içinde ovdunuz veya bıraktınız. Sonrasında ne yapıyoruz? Yıkamadan ellerimizi kağıt havlu ile kuruluyoruz. Yani bunu yaptığınız zaman hiçbir iş yapmayacaksınız. En azından yaptığınız bakım işe yarasın. Akşam işiniz bittikten sonra bunu yapabilirsiniz. Gündüz işiniz bittikten sonra yapabilirsiniz. Kısacası bu bakımı yaptıktan 1-2 saat sonrasına kadar ellerinizi suyla temas ettirmeyin. En azından yaptığınız maske işinize yarasın, bakımınız işe yarasın. Sonrasında tekrar ellerinizi yıkayabilirsiniz. Akşam yapacaksanız da yapın, sonrasında da gidip uyuyun. Yani ne kadar çok kalırsa ellerinizde de o kadar güzel bir yumuşaklık, bir pürüzsüzlük sağlar. Paylaştığım her şeyi deneyip güzel sonuçlar alıp çok güzel yorumlar, çok güzel dileklerde bulunuyorsunuz. Bundan da memnun kalacağınıza eminim. Sizin memnun kalmanız beni çok çok mutlu ediyor. Her zaman destekliyorsunuz, her zaman yanımdasınız. Size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle tanışmışım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Sevgiyle, sağlıkla. Güzellikle kalın. Hoşça kalın.